Hayırlı piyasanın herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Şimdi eğitimlerimiz devam ediyor. Mersin'den özel bir istek var. Kontenjan hala hazırda var. Arzu eden, arzu ederseniz eğitimimize katılabilirsiniz. İzmir ve Antalya eğitimimiz için kontenjanlarımız açık. Ama tarihleri değiştireceğiz şimdi. Bu her iki ilimiz için. İstanbul için de kontenjanımız açıldı. Burada detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz sınıf eğitimiyle birlikte sizlere. Bakın, herhangi bir sınıf eğitimimize geldiğinizde 3 aşamadan oluştuğunu söyleyebilirim. Birinci aşama, size 22 tane eğitim videosu gönderiyoruz. Bu teknik analiz eğitimlerde anlattığım konuları kapsayan kaynak bir çalışma. 22 tane video. Buradan istediğiniz kadar istediğiniz zaman seyredebiliyorsunuz. Arkasından 2 hafta boyunca, yani pardon 2 ay boyunca kapalı devre eğitim. Yani sürekli size her gün düzenli bir şekilde, mesela biraz önce 600 tane, 510 tane hisseyi gezdik. 700'e yakın kriptoyu test ettik. Bitcoin, Ripple, Ethereum, bunlara biraz daha detaylı baktık. Ve kriptoları detaylandırdık. Altın, hisse senetleri, pariteler, emtialar, bunların hepsine detaylı bir şekilde baktık ve paylaştık. Dolayısıyla sizler de sınıf eğitimine geldiğinizde bunu 22 eğitim videosuyla birlikte 2 aylık kapalı devre eğitim desteği, bir de sınıfta yemekli bir organizasyon, yani sınıf eğitiminin amacı da o zaten, yemekli bir organizasyon. Sabah 10'da başlıyoruz, akşam 6'ya kadar devam eden bir eğitim ve eğitim sonunda da ben eğitimime güvendiğim için, size de yapabileceğinizi güvendiğim için sınav yapıyoruz ve sınavda kendinizi test etme imkanı alıyorsunuz. Yani okuma yazma bilen herkes eğitimlerimize katılabilir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya eğitimlerimiz için tarih belirleyeceğiz. 25 Eylül'de Mersin'de eğitimimize bekliyoruz. İnternet eğitim zaten 12 aylık bir eğitim. Bunun için de internet üzerinden tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık eğitimlerimiz olmak üzere katılabilirsiniz. Özel eğitim, birebir eğitim. Burada aynı zamanda 3 aylıkta kapalı devre bir eğitim hediye ediyoruz. Bir de hafta içinde beraber trade ediyoruz. Nasıl alım satımı yapıyoruz, yöntemleri anlatıyorum, sistemi anlatıyorum. Şimdi isterseniz hemen buradan dolar endeksine dönelim. Ama dolar endeksine dönmeden önce bakın size şunu göstereceğim. İzleyen arkadaşlarınız hatırlayacaklardır. Benim özellikle Brent petrole dair herkesin çok fazlasıyla petrol fiyatlarında Mart ayında görülen, bakın çok ciddi bir zirve vardı ki o günlerde ben petrol fiyatlarının, şurada görmüş olduğunuz gibi bu videoda izleyebilirsiniz, 75-80 dolara Eylül-Ekim'e kadar düşebileceğini söylemiştim. Ve bugün petrol fiyatları, Brent petrol bakın 87 doları gördü. Yani hedefimize doğru hızla devam ediyoruz. Şu günlerde, hatta şu gün, bakın şu gün 130 dolarları gördüğü gün zaten bir geri çekilme beklediğim gibi çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Sonra dedik ki orta vade Eylül'e kadar görürüz biz bu seviyeleri, 85'leri. Buraya doğru istek devam ediyor diyorum. Gayet güzel. Hatta dolar endeksiyle birlikte şu an için hareket ediyor petrol fiyatları. Belki daha orta uzun vadede 60 dolarları da göreceğimizi düşünüyorum. Buraya doğru zaman içinde gelecektir ama ilk etapta 85-81 dolar görüldükten sonra belki bir tepki veya bir durulma olabilir ama sonuç itibariyle benim beklediğim hedefe gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi dolar endeksinde büyük olasılıkla risk iştahı terse dönecektir ve pozitife dönecek bir hareket görebiliriz. Yani bu ne demek? Euro dolarda da çok hızlı bir şekilde birilerin üzerine yerleşen 1.02-1.03, zaman zaman 1.05'lere giden hareketler görebiliriz. Pozitif bir hareket sergileyeceğini düşünüyorum. Faizler tarafında biraz daha faizler yatay dönecektir. Üçlü yatay özellikle Avrupa tarafında. Bunun ötesinde çok detaylı bir şekilde çalışmalar yaptım. Biraz önce endeksle ilgili de çalışmamız devam ediyor. Ben açıkçası endeksin özellikle bankacılık tarafında, özellikle kamu bankacılığı tarafındaki harekete baktığımda çok da açıkçası olumlu göremiyorum. Çünkü tabii ki ciddi yükselişler var. %120'leri bulan banka yükselişlerini gördük. Bankacılık endeksinde de yükseliş gördük. Ama tahmin ediyorum ki buradan sonra
enteresan bir durum söz konusu olabilir. Bitcoin'de artık dibin tamamlandığını bugünden itibaren, yani 7 Eylül'den itibaren çok sert güçlü bir rally'nin başlayacağını düşünüyorum. Nasıl ki 17, ya tabii bunu söylediğimde de bugün mesela gün içinde de bir alış satışa yönelik bir paylaşımım oldu. Şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Özellikle dikkat çekmek istiyorum. 69 binden olan düşüşün her düşüşü ve tepkisini, her düşüş ve tepkisini düşüşlerde hangi günlerde düşebileceğini, yüzde ne kadar düşebileceğini söyleyen bir kişi olarak da söylüyorum. Şu çöküşte ve 19 binden itibaren de olan her dalgalanmada 25 bine kadar geldiğimizde her geri çekilmede hatta gün içindeki, dönün Twitter'a bakın belki 20 tane paylaşmışımdır. Gün içi buradan alış buradan satış misali aynen Twitter'da şöyle bugün de paylaştığım gibi onlarca Bitcoin ile ilgili paylaşımımı göreceksiniz, görebilirsiniz. Yani bugün gün içinde sabah paylaştık. 9.47'de 18.800'den alış, hedef gün içi 19.250. İlk adım. Sonra 9.50'deyiz. Herkes de yazdık. Bu tarz çalışmalar yaptım ve Twitter sayfamda bundan sonra hisselere, endekslere, paritelere bunları görebilirsiniz. Dünyada risk işte olumluya döneceğe benziyor. Ve çok sert, çok güçlü, belki de bir gün içinde Bitcoin'de %15'lik yükselişler dahi görebileceğimizi düşünüyorum. Bunu da şimdiden paylaşmış olayım. Kriptolarda çok güzel, kriptolarda yükselişler gördüğüm altcoin'ler var. Bunları da biraz önce zaten detaylı bir şekilde paylaştım ama yine de her gün düzenli bir şekilde. 110 kripto vardı. Bundan sonra 110 kriptoya her gün düzenli bir şekilde tekrar bakıp eğitim grubunda paylaşacağım. Sizler de bu eğitim grubuna katılmak isterseniz buyurun bekleriz. Durum bundan ibaret. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Petrol dedik. Borsalar, yurt dışı borsalarda bir toparlama eğilimi olacağını ben düşünüyorum. Biraz daha olumluya dönecektir. Gerek DAX, gerek Dow Jones, gerek S&P. Bunlar toparlarken bizde Borsa İstanbul'da ısrarla yukarı devam eden hareket. Arkadaşlar çok fazla zorlama yapacağı için olacak satış bence, benim kanaatimce bugün Twitter'da paylaştım. Şuna benzettim ben açıkçası. Sabah yaptığım çalışmada paylaştım. Bakın yıllar itibariyle de bunu verdim. Maalesef gördüğüm kadarıyla böyle bir durum söz konusu gibi. En son borsanın adeta fütursuzca yükselişi ve ardından gelen krizler. 1994 ekonomik krizi öncesinde inanılmaz bir rally vardı ve arkasından Çiller krizi geldi. 1997 yükselişi, rallisine dönüp bakabilirsiniz, 98'de Asya krizi geldi. 2006'nın ortasında itibaren başlayan Çin türbülansı ile 2006'da başlayan süreç, dip yapıp 2007'de bu rallinin ciddi yükselişi getirmesi, 2008 tepesi ve ABD krizi, mortgage krizi, işgal krizi dedikleri. 2000 rallisinde, 99-2000 rallisini yaşıyoruz ve ardından 2001 krizi geliyor. Adeta enflasyonun getirdiği krizlerden iki tanesi burada zaten. Ama bu yükselişinde özellikle bizde bankacılık tarafındaki mesela Halkbank'a bakalım. Halkbank'taki yükselişe baktığımda bakın arkadaşlar neredeyse ortalama Halkbank'ın yükselişi 7 haftada %160. İnanılmaz bir yükseliş. Aynı şekilde diğer hisselerde de görüyoruz. Hatta bankacılıkta, özellikle bankacılık, bakın bankacılığın yükselişi son yıllarda bankacılıkta hiçbir şey yoktu. %130'ları vurdu. Ve bu bankacılığın bu yükselişi çok büyük olasılıkla çok ciddi bir kar realizasyonu getirecek diye düşünüyorum. Şöyle bakayım aylıklardan haftalıklardan baktığımda. Yani krizler genelde maalesef bankacılık tarafının bu tür hareketleriyle sonradan yansıyabiliyor. Ha, olacak demiyorum ama temkinli olmakta fayda var diyorum. Kağıt hisse her zaman bulunur. Bakın şu piyasanın en kötü olduğu günlerde bile her gün kağıt gördük, her gün kağıt bulduk. Mesela bunlardan bir tanesi en başta emlak gayriydi. Temmuz'da şu hareket olduğunda 2.70-2.80'lerden itibaren her gün gayet güçlü gördüğüm kağıtlardan bir tanesiydi.
Hatırlarsınız. Ortada fol yok, yumurta yok. Mart'ın ortasında Garanti Bankası 11.20'lerdeyken patlama bekliyorum. Garanti Bankası'nda hedef dolar bazında 1.20 demiştim. Bunu herkes biliyor. Bununla ilgili videom da var. 1.25 demiştim, pardon. Bakın o günlerde, şu günlerde 0.85'ten 1.25 demiştik ki görüyorsunuz daha da üzerine çıktı. Ya kağıt bulmak da benim hiçbir zaman sorunum. Oturayım 5 dakikada bütün hisseleri gezeyim. Trade edeyim. Bakabilirim. Bulabiliriz çok rahat. Önemli olan bu gördüğümü sizlere de anlatıyorum zaten eğitimlerimde. Nasıl yaptığımı görüyorsunuz. Sınav dedim biraz önce. Sınavda 4 dakikada 25 tane grafik. Ve bu 25 grafikten ortalama %85 başarı var eğitime katılanlarda. Sizler de bunlardan biri olabilirsiniz. Buyurun eğitimlerimizi bekliyoruz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın, tekrar görüşmek dileğiyle. Eğer eğitimlerimize katılmak isterseniz sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Sınıf eğitimi, internet eğitimi ve özel eğitim için eklerim. Kolay gelsin, iyi akşamlar.